sayın seyirciler. Ekonomi Atlası programı ile karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Borusan Holding Denetim Direktörü Sayın Barış Aydaş bizimle beraber. Hoş geldiniz Barış Bey. Hoş bulduk. Biraz bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle bu fırsatı tanıdığın için çok teşekkür ederim Burcucuğum. Ee, ben fen lisesi mezunuyum. Çok geriye gitmeyeceğim. Ee, fen lisesindeyken e, Diğer meslek gruplarına baktığımda birazcık sermaye piyasası piyasalarıyla olan ilgim eve de sürekli ekonomi dergisinin girmesiyle işletme eğitimi almaya karar verdim. Sonrasında işletme eğitimi aldıktan sonra kariyerime PricewaterhouseCoopers denetim ve danışmanlık hizmetleri veren bir şirkette başladım. Devamında Sabancı grubunda yine iç denetim departmanında çeşitli rollerde çalıştım. Sonrasında bir ufak sektör değişikliğiyle ilaç sektörüne girip işte dünyaca bilinen Glaxo Smith Klein şirketinde proje müdürü olarak çalıştıktan sonra da Borusan grubuyla yollarımız kesişti. Borusan'da denetim direktörü olarak hala hizmet vermeye devam etmekteyim. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizi bulmuşken müsaadenizle sorularıma tabii geçmek istiyorum. Tabii ki, tabii istiyorum. ki memnuniyetle. Ee, günümüzde Endüstri 4.0, diğer terimiyle 4. sanayi devrimi ve dijitalleşmenin konuştuğu bu günlerde. Katma değeri yüksek e, ürün ve hizmet ve bunu ekonomiye yansılarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve Türkiye bu süreçte nerede duruyor? Ee, açıkçası e, gerçekten çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Yani e, bu çeşitli ekonomi zirvelerinde ve teknoloji zirvelerinde de çok... E, Konuşulan bir konu, ülke olarak da aslında benim beklentimden daha fazla bir şekilde ajandalarımıza girmiş durumda. Ee, neler yapabileceğimiz ayrı bir e, bence konu başlığı ama öncelikle bu heyecanlı dönemden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, güzel bir benzetme var onu kullanacağım. Yani su kaynamak üzereyken biliyorsunuz e, böyle birkaç tane kabarcıkla aslında o e, kimyasal reaksiyon başlıyor. Şu an etrafımızda gördüğümüz ve böyle yıkıcı inovasyon ee, tadında olan ve hayatımızı kökünden değiştiren bu bazen küçük bir app olabiliyor, küçük bir uygulama olabiliyor, bazen bir süreç tasarımı olabiliyor ama hayatımızın her alanında her alanında e, eskisinden çok daha fazla yeniliklerle e, karşılaşıyoruz. Şimdi bu ilginç dönemde e, bu e, Fokurdamalar başladıkça o bizim bir iki tane gördüğümüz kabarcıkların yerini onlar, yüzler, binler ve milyonlarca kabarcıklar e, yerini alacak ve takip etmekte zorlanacağız. E, o yüzden e, Endüstri 4.0 devrimi e, Türkiye'nin geçmişte e, ne yazık ki kaçırmış olduğu diğer endüstri devrimleri gibi olmamalı. Bunun için bir, bir takım çabalar var ne kadar yeterli olup olmadığıyla ilgili de ilerleyen e, sürelerde konuşuruz katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin denetim ve danışmanlık firmalarının etkileri nelerdir? Ayrıca or içsel ve dışsal organizasyonlar içinde sizce organizasyon yapısında nasıl bir konumlandırma yapıyor? Şimdi burcu e, deminki ki e, soruda da izah ettim biz ülke olarak e, gündemimize bence benim beklentimden daha fazla soktuk bu e, endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyi e, fakat olayın bir de şey boyutu var. Ya ben yaptığım işten dolayı sürekli seyahat ediyorum. E, farklı grup şirketlerimize farklı e, kapsamlarda hizmet vermeye çalışıyoruz. Gittiğim yerlerde de e, şeye çok önem gösteriyorum. Yani coğrafi olarak e, biz e, buralarda daha farklı ne yapabiliriz? E, daha farklı e, ticaretimizi daha farklı nasıl geliştirebiliriz? Sadece kendi çalıştığım grup adına değil, ülkemiz adına da bir ajandam var. E, her zaman e, yani kurucu kurucumuz e, Asım Kocabıyık'ın söylediği gibi bu memlekete bir gönül borcumuz var. Biz, bizim bütün çalışanlarımız da aynı şekilde o gönül borcuyla hareket ediyor. E, size bir örnek vereceğim. Mesela Gittiğimiz ülkelerde coğrafi olarak da çok yakın olmasına rağmen e, örnek veriyorum bir market standında eğer İspanya'dan, İtalya'dan ithal edilen e, incir reçelleri, şeftali reçelleri görünce insan üzülüyor. Yani dolayısıyla ticaretin gelişmesiyle ilgili konuşuyorsak e, önce mevcut iyi yaptığımız işlerde acaba ne kadar etkili ticaret yapabiliyoruz bir buna odaklanmak lazım. Ben çok üzülüyorum açıkçası. E, yani... Birkaç tane örnek vereceğim bununla ilgili. Ee, yani ekip arkadaşlarım da görmüştür, yakın çalışma arkadaşlarım da yakından şahit olmuştur. Ben bu anlamda çok önem veriyorum. Yani gittiğim yerlerde 869 barkod kodunu gördüğümde gerçekten duygulanıyorum. Rafları düzelttiğimi biliyorum. Yani yani kendi grubum olsun veya olmasın zaten hani biz e, tüketicilere doğrudan e, Temas ettiğimiz marketlerin reyonlarında, raflarında yer aldığımız bir ürünümüz yok ama e, o bir sosyal sorumluluk bizim için. E, orada da en çok eleştirdiğim şey tabii ki bizim bu yenilikleri ve inovasyonları çok yakından takip edip hayatımıza, e, e, hayatımızın içerisine sokmamız lazım. Fakat bence en büyük gelişim alanımız hep katma değerli ürünlerden bahsediyoruz. ya Bizim zaten hali hazırda katma değeri yüksek ürünlerimiz var. Bunları ne kadar iyi değerlendirebiliyoruz sorusu geliyor aklımıza. İkinci olarak da e, katma değeri yüksek olmasa bile e, geleneksel e, ticari yöntemlerle ben pazar payımı ve penetrasyonumu ne kadar artırabildim o ürünlerde ona bakmak lazım. İşte hem biraz önce verdiğim örnek incir, reçeli veya diğer şarküteri ürünleri de buna örnektir. Bu şarküteri ürünlerini üreten... E, Güzide şirketlerimizden birisinin tepe yöneticisiyle konuştum ya dedim ki neden biz bu ülkelerde yokuz? Ee, yani bu işi çok iyi yapıyoruz ve bizden daha iyi yapmayan şirketlerin veya biz bizde eşlenik bir şekilde e, rekabet edebilen şirketlerin e, bu pazarlara çok iyi bir şekilde çok güçlü bir şekilde girdiğini görüyoruz. Aldığım cevap beni çok üzüyor açıkçası ya biz ancak e, iç talebe cevap verebiliyoruz ve hani bu da bizim için yeterli olabiliyor. Dolayısıyla e, hani. Bizdeki yani global trendlere baktığımızda o yeterlilik seviyesinin artık yetmiyor olması lazım ve bunu sadece işte kendi beklentilerimiz değil bir süre sonra biliyorsunuz yani işte bu. Türkiye'nin güzide grupları Sabancı, Koç, işte Borusan gibi grupları sadece kendi hissedarlarına değil aslında ülkeye mal oldukları için o sorumluluklarını o şekilde yerine getiriyorlar ve o yüzden başarılı oluyorlar. Ben aynı şekilde diğer küçük ve orta ölçekli işletmelerin de aynı mantıklı düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yeterlilik seviyesi ya benim için bu kadar yeter ben artık kalıbımdan çıkmayayım kalıbımızın dışına çıkmamız lazım e, riskleri doğru yöneterek büyümemiz lazım, büyümemiz lazım, farklılaşmamız lazım. Bununla beraber de tabii ki bu endüstri 4.0 ve dijitalleşmeyi de hayatımızın tam da merkezine sokmamız lazım. Türkiye coğrafi konumu gereği, gereği biliyorsunuz yönlence bir güce sahip. Evet. Dünya ekonomisi ilk ona girebilmemiz için odamızın ne olması gerekiyor? E, ya yani Çok kısa bir cevap vereceğim buna. E, aslında deminden beri konuşuyoruz. Evet ya burada inovasyon, arge, ürge faaliyetleri inanılmaz önemli. Bunlara önem vereceğiz. Katma değerli ürün sayılarımızı artıracağız. Hı hı. Hali hazırda yani geçmişte bir trend vardı biliyorsunuz. Yani bu kişiler içinde, kurumlar içinde bu böyleydi. Hı. Güçlü kaslarımızı e, güçlendirmek yerine ya işte güçlü olmayan kaslarımızı da geliştirelim hepsini aynı yere getirelim. Hı hı. E, ben bundan daha ziyade güçlü olduğumuz alanlara daha da odaklanıp onları daha da güçlendirme taraftarıyım. Hı hı. E, diğer taraftan da arge, ürge, inova, inovasyon ve dijitalleşmenin nimetlerinden faydalanıp süreçlerimizi etkili bir şekilde e, yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Süreçler doğru ve etkili bir şekilde yönetilince zaten bu arge ve ürge e, inovasyon faaliyetlerinin endüstri 4.0 uygulamalarının hayatımızın içerisinde çok daha derinden gireceğinin e, ee, bilincindeyim bunu çok iyi görebiliyorum yani bunu iyi yapan şirketleri gözlemlediğimizde. Peki denetim ve danışmanlık şirketlerinin strateji yönetimine etkileri nelerdir? Nasıl bir yönlendirme yapmalıdır? Ee, açıkçası yani hangi stratejik yönetim kitabına bakarsanız bakın Hı -hı. üç temel saç bacağı üzerine Hı -hı. oturtulur bunlar. Yani bunlardan bir tanesi e, icra. Bir tanesi planlama, bir tanesi de kontrol aktiviteleridir. İşte execution, planning ve hmm. e, controlling diye. E, bu üç e, sacaya bütün e, stratejik yönetim kitaplarının en öne sürdüğü e, temel prensiplerden bir tanesidir. Denetim ve danışmanlık hizmetleri de bu üç saç bacağını güçlendirmekten sorumludur esasına bakarsanız. E, biz Türkiye'deki... E, orta küçük ve hatta büyük işletmeleri böyle gözlem altına aldığımızda icrai faaliyetler yani hepsinde çok ciddi gelişim alanları var ama mesela kontrolle ilgili kontrolün şöyle özel bir yeri var bu üçlü ayağının içerisinde Eğer kontrol sacaya eksik olursa gelişim alanları en yüksek olan bölüm orası olursa icraî faaliyetlerde ve planlamada da ciddi sorunlar yaşıyorsunuz. Yani biri olmadan diğeri zaten olmuyor ama kontrol bunların içerisinde en e, yüksek önem derecesine sahip. Hı hı. E, denetim hizmetleri de denetim yani biliyorsunuz uluslararası iş denetim standartlarında bile mesleki tanım şey diye yapılıyor. Yani güvence ve danışmanlık hı hı. hizmeti. Eee güvence ve danışmanlık hizmeti de bu controlling bacağını son derece güçlendiriyor. O yüzden stratejik yönetim açısından da denetim ve danışmanlık hizmetlerini son derece önemli buluyorum. Yani bu üç ayağını denetim ve danışmanlık şirketin desteklediğini savunuyorsunuz Tabii ki. Evet. Yani şöyle değerlendirdim. Biliyorsunuz hani ülkeler aslında çok çok büyük bir organizasyon Organizasyonel yapı olarak değerlendirebilirsiniz. Şirketleri de küçük ülkeler gibi değerlendirebilirsiniz. Bugün biz e, ülke siyasetinde, politikasında ve ülkenin yönetiminde en çok hangi güçleri konuşuyoruz? Yasama, yürütme ve yargı erkinden bahsediyoruz değil mi? Bunun şirkete yansıması da yani benim bu stratejik yönetim e, erklerinden bahsederken kullandığım gibi yasama yürütme ve yargının yansımaları olan güçler bunlardı. Şimdi size soruyorum mesela düşünün bir şirkette yasamayı yapan kimdir? Yani yasama ee, şirketin iç prosedürleri, hmm. politikaları, e, kurucu değerleri, etik kodları yani daha e, sayısız bir sürü şey sıralayabilirim evet. e, uyum çerçevesi içerisinde bunlardır. Yürütme icraî faaliyetlerin başındaki e, arkadaşlarımızın performansıyla hmm. ölçülür. İşte sene sonu bilançolarında gördüğünüz karlılık ve büyüme rakamları da bunun bir göstergesidir. Ee, yargı ise... Gerçekten e, tamamıyla kontrolle ilintili evet. bir şeydir. Yani eğer siz bu kontrolleri etkili bir şekilde yaparsanız nasıl sonuca ulaşacağınızı nasıl e, nasıl e, değerlendireceğinizi, e, etik kodunuza veya işte şirket prosedürlerine uyumla ilgili e, çalışanlarınızın ve diğer paydaşların performansının ölçümüyle ilgili bir e, aslında devlet yönetimindeki yargı mekanizması da o şekilde devreye girer. Komiteler, komitelerin verdiği kararlarla. Dolayısıyla dikkat ederseniz bu yasama yürütme yargı erkinde olduğu gibi oldu evet. E, denetim ve danışmanlık hizmetleri de tam da bu koordinasyonu sağlar. Hmm. Yani olmadığı zaman ben bu üçlü saç ayağı içerisindeki ahengin ve sinerjinin olmayacağını düşünüyorum. Evet, çok doğru anlattınız ve gerçekten tam anlaşılmıştır umarım. Peki veri analizi hakkında e, neler söyleyebilirsiniz? Bu e, sonuç olarak organizasyonu önemli. Nasıl hangi amaçlarla yönetiyorsunuz veri analizini? Şimdi veri analizine aslında biraz daha sonra gelecektim. Ee, yani bu biraz önce de bahsettik dijitalleşme, endüstri 4.0 yani 4. endüstri devrimi, arge e, ve ürge faaliyetlerinin inovasyonun son derece ön plana çıkması aslında bir şeyle doğrudan ilintili. O doğrudan ilintili şey biz artık o kadar büyük datalar üretiyoruz ki hı hı. yani her adımımızda geçmişte bir birim ürettiğiniz data artık milyonlarca, milyarlar seviyesinde e, data üretimiyle e, karşınıza çıkıyor. Yeni bilimsel buluşlarla ilgili e, çok daha büyük datalara ihtiyaç, öğrendikçe... ...daha az şey bildiğimizi ve daha çok şey öğrenmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Yani Bugün uzay bilimlerindeki biliyorsunuz e, en önemli kısıtlarımızdan bir tanesi... ...bizim o, o büyüklükteki dataları henüz değerlendirecek e, algoritmalarımızı e, çalıştırabileceğimiz... E, ...büyük kapasitede bilgisayarların olmamasıdır mesela. E, dolayısıyla veri analizi şirketler açısından da çok önemli sorunuza dönmek gerekirse. Çünkü eskisi gibi... Ama ee, birkaç tane veriyle yönetilemiyor ne yazık ki bugünkü kurumlar ee, ve e, gelişen e, bilgi sistemleri e, araçları da bize eskisinden çok daha fazla veri sunuyor. Bu verileri doğru analiz edebilmemiz için big data dediğimiz bu büyük datayı çok iyi analiz edip, çok iyi yorumlayıp yönetimin doğru karar vereceği şekilde çıktılarını doğru yönetmemiz yani, lazım. O zenginleştirme yoluna gidiyorsunuz bu verileri daha çok bilgi alabilmek için doğru mu? Tabii ki yani biz kendi çalışma sistematiğimizden bahsedeyim isterseniz. Evet. Ee, ekibimizde mesela bir şirketin e, denetimini yapacağımız zaman dediğim gibi uluslararası standartlarda <laughs> e, bunu yapmaya çalışıyoruz. E, mesleki tanımımızda da güvence ve danışmanlık hizmeti olarak <laughs> e, geçer standartlarda da. Biz mümkün olduğu kadar e, özelleşmeye e, önem veriyoruz ekibimizin içerisinde de e, grup şirketlerimizin faaliyet gösterdiği sektörde derinlik sağlanmasını istiyoruz çalışanlarımız açısından e, aynı zamanda da fonksiyonel liderliklerle de e, süreçlerde derinleşmesini istiyoruz arkadaşlarımızın. E, tabiri caizse biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi hayatımız evrenlerle dolu. Bu evrenlerin hepsi aslında birer big data potansiyeli taşıyan evrenler. Ee, ne yapıyoruz? Sağ çalışmalarımızda süreci derinlemesini analiz etmek için süreç haritaları çıkartıyoruz. Süreç haritaları çıkartırken oradaki riskleri ve fırsatları tamamıyla yılların deneyimi olan profesyonellerimizden tabiri caizse absorbe ediyoruz. Emiyoruz onları ve kendimiz dışarıdaki iyi uygulama örnekleriyle beraber değerlendirip onlara o süreci daha iyi nasıl geliştirebilecekleriyle ilgili fikir veriyoruz. Bunu yaparken de elimizde yani ben kendi ekibim için söyleyeyim inanılmaz bir data oluşuyor. O yüzden data analytics çok önemli. Ne oluşuyor? Bir kere bu süreç haritalarının e, temas ettiği aktivite e, yani her sürecin ve alt sürecin aktiviteleriyle ilgili sorumluluk sahipleri, orada belirlediğimiz riskler, orada belirlediğimiz fırsatlar bunların tamamı bir evren içerisinde değerlendiriliyor. E, bir süre sonra bütün grup şirketlerinin hangi lokasyonunda, hangi sürecinde, hangi alt sürecinde hangi risklerin olduğu, o risklerin eee mitigate edilmesiyle ilgili hangi kontrol önerilerinin verildiği veya yani eğer bu bir danışmanlık projesi ise bu e, belirlenen fırsatların nasıl değerlendirildiği ile ilgili hepsini teker teker ayrı evrenler içerisinde değerlendirip sonra linklemeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki bunu manuel yapmanın artık bir süre sonra imkanı Yok. olmuyor. Yani biz e, faaliyet gösterdiğimiz işler içerisinde öyle ülkeler var ki bunların e, sadece o ülke içerisinde e, yani 20'yi aşkın 30'u aşkın farklı lokasyonlardan bahsediyoruz. Her fonksiyonun oralarda iz düşümleri olabiliyor. İnsan kaynakları fonksiyonunun, satın alma fonksiyonunun, tedarik zinciri yönetimi fonksiyonunun, satış ve e, finansmanın e, altında kalan e, o fonksiyona, o fonksiyona hizmet eden e, ve küçük birimler halinde farklı lo lokasyonlara dağılmış e, Alt fonksiyonun da alt fonksiyonu diyebileceğimiz nitelikte bir dağılımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla üçüncü, dördüncü, beşinci türevleriyle bu veriyi yönetmeniz, danışmanlık ve denetim hizmetinde buna göre veriyor olmanız lazım. Bütün bu veriyi de birbiriyle linkli olmanız lazım. Bunu manuel yapmanızın artık İmkan. imkanı yok. Dolayısıyla big data... E, oluşuyor. Yani yaptığımız işlerin derinliği artarken de oluşuyor. Normal ticari faaliyetlerinizde de oluşuyor. Eskiden hayatınızda belki sadece bir satıcı adı, bir fatura numarası e, yeterliydi. Artık e, çok gelişmiş CRM sistemlerinden bahsediyoruz. Yani e, son kullanıcının e, bu Yani B2B iş yapıyorsanız e, yine oradaki e, müşterinizin e, hareket tarzını anlayabileceğiniz, e, diğer süreçlerle olan ilişkilerini anlayabileceğiniz e, bir yoğunluk e, sağlıyor size. O yüzden bu büyük veriyi değerlendirmek, onu analiz edebilmek inanılmaz önemli, inanılmaz kritik. Ben başka bir konuya da geçmek istiyorum. Tabii buyurun lütfen. İç denetim. Bu gelişen teknolojiyle iç denetim Türkiye'de nasıl şekillenecek? Ne düşünüyorsunuz? Aslında biraz girizgah yaptık. Ee, şöyle, e, profil çok değişti. Yani geleneksel denetim yaklaşımını hatırlarsınız. Yani e, biz, e, yani İngiltere gibi, Birleşik Devletler gibi e, ticareti uzun yıllardır e, yapıp ee, bu ticaretin öğrettik diye öğrenimlerle beraber bu işi gelişten ülkelerden biri değiliz ne yazık ki evet. ee, fakat e, yani bu bahsettiğimiz ekonomi liginde işte 18. 17. Hı. veya 16. sıralardan ilk 10'a çıkma hedefimiz hı hı. var ee, buralara kadar yükselmek için de ciddi eforlar sarf eden hı hı. insan kaynakları potansiyelinin son derece yüksek olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ee, hepimize çok ciddi sorumluluklar ve görevler düşüyor ee, ben kendi mesleğimin temsilcisi olarak, denetim olarak bu işin artık eskisi gibi yapılmayacağını çok farkındayım. Zaten uluslararası standartlar da bize bir takım tiyolar verebiliyor. Ee, onları da takip ediyoruz. Ben onun da ötesine geçerek daha farklı bir yaklaşım sergiliyorum. Ee, gelecekte... Ee... Bunu bazı gruplar e, bu platforma yerleştirmeye başladı ama denetim mesleği e, yani tabiri caizse e, hissedarın son derece yakın çalıştığı hissedar ruhunu yani o e, girişimci ruhu bünyesinde bulundurması gereken e, ve o bakışla bütün süreçlerin denetim ve danışmanlığını yapan bir e, zemine e, oturmaya başladı. Bu bağlamda yaklaştığımızda da sizin içerideki denetçi profillerini, danışman profillerini ona göre belirliyor olmanız lazım. Geleneksel denetim yöntemlerinde biliyorsunuz sadece mali işler odaklı bir denetim evet. yapılırdı. Ama artık ne yazık ki ihtiyaçlarımız o kadar farklılaştı çok ve çeşitlendi, çeşitlendi. ki e, bunu sağlayabilmek ve istenilen kalitede bunu yapabilmek için çok daha donan donanımlı arkadaşlara ihtiyaç Diyorsunuz biz de ekip olarak yani ben kendi ekibimi oluştururken de buna çok dikkat ettim yani benim ekibimde endüstri mühendisi arkadaşlarım da var uluslararası ilişkilerden mezun arkadaşlarım da var bizim önem gösterdiğimiz konuların, konuların başında şey geliyor. Farklı bakış açısı, farklı background'dan olmaları hı. ve farklı disiplinlerde, farklı sektörlerde çalışmış olmaları çok önemli. Hı hı. Bu bahsettiğimiz evrenler vardı ya hatırlarsınız evet. önceki sorularda. Hı hı. Bu evrenlerden en önemlisi de en iyi uygulama örneği evreni. Yaptığımız analizlerde eğer bizim faaliyet gösterdiğimiz işlerde iyi bir uygulama varsa arkadaşlar onu bulmakla, ee, yani Hükümlüler. yükümlüler bu, bu açlıkta olmalarını istiyorum, evet. bu iştahta olmalarını istiyorum. Biz de aynı açlıkta ve iştahla devam ediyoruz. Bunu diğer grup şirketlerimize nasıl yayabiliriz onun derdindeyiz. Mesleki olarak bunu ülkemizdeki diğer faaliyet gösteren şirketlere nasıl aktarabiliriz onun derdindeyiz. Aynı zamanda da dışarıdaki uygulama örneklerini de takip etmekle yükümlüyüz. Hı böyle bir yükümlülüğümüz var. İşte o bahsettiğimiz ilk 10 ekonomiye girmenin triklerinden bir tanesi de bu. Ee, hem iç içeride hem de dışarıda e, top bir şekilde bu sinerjiyi sağlayıyor olmamız lazım. Bu iyi uygulama örneklerini birbirimize çok iyi anlatıyor olmamız lazım. İşletmelerimizin verimliliğini artırabilmek için süreçlerini uluslararası standartlar hatta onların da ötesinde onlara örnek olabilecek parmakla gösterilebilecek seviyeye getirmek için e, bu azim ve kararlılıkla bunların arayışı içerisinde olmamız lazım. Bu profil de Geleneksel sadece tek açıdan bakabilen, sadece çok iyi mali işler uzmanı olan, çok iyi finansman bilen, finans bilgisi çok iyi olan profillerle gerçekleşmiyor. Bunu mümkün olduğu kadar zenginleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Dediğim gibi ekibimizde e, yönetim danışmanlığı hmm. beklendi hmm. arkadaşlar var, vergi konusunda çok deneyimli olan arkadaşlarımız var, süreç denetimi konusunda ve süreç analizi konusunda çok deneyimli arkadaşlar hmm. var. Hepsinin bakış açıları çok farklı, e, hepsi çok daha farklı bir zenginlik katıyor. Biz de o zenginliği mümkün olduğu kadar grup şirketi hmm ve diğer meslektaşlarımızla paylaşmaya Umarım çalışıyoruz. Umarım bu bilgiler doğru yerlere ulaşır. Umarım. İyi. Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben Barış teşekkür Bey, ederim. Zaman ayırdığınız için de tekrar yeni bir ekonomi programında tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.